Ramazan'da niyetlerimize çeki düzen verelim. Kardeşlerim, Ramazan bir fırsat ayı. Eğrilikler, yamukluklar varsa onları düzeltmek için, gönye gibi hizaya getirmek için bir fırsat ayı. Rabbimiz Celle Celaluhu, Celle Şanuhu biz kullarına çok merhametlidir. Ramazan ayı bu rahmetin tecellilerinden biri değil mi zaten kardeşlerim? Ramazan. Sadece bu Ramazan-ı Şerif sadece Allah'ın rızası için geçirilirse geçmiş günahlara kefaret oluyor hocam. Resulullah söylüyor aleyhissalatü vesselam. Söz onun sözü. O dediyse doğrudur. Bu bizler için ne kadar büyük bir nimettir kardeşlerim. Yine Ramazan'da bir gece var ki Leyletul Kadr denilen Kadir gecesi. Kim onu ihya ederse bir ömre bedel sevaplar elde edebilir. Bir ömre bedel bin ay 83 yıla tekabül ediyor hocam. Rabbimizin bu rahmet tecellilerinden işte bunlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekatteme min Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Ne kadar büyük bir müjde değil mi bu? Elhamdülillah. Bunu ta Ramazan-ı Şerif'in başında da sizler için paylaşmıştım. Şimdi ahiret yaşantımızı dünyada yapıp ettiklerimiz belirleyecek değil mi? Burada ne atarsan aşına o gelecek kaşığına. Yani yapıp ettiklerimiz onlar da belirleyen ne? Bizim niyetlerimiz. O amelleri belirleyen niyetler. Bu sebeple her yaptığımız işte Allah'ın rızasını gözetmemiz, yaptığımız e, şeylere, yaptığımız hareketlere, yaptığımız amellere ibadet boyutu katacaktır. Ha, Bak, Çok önemli. Allah'ın rızasını gözetmen yaptığın işlere ibadet boyutu katacak. Nitekim kardeşler iki türlü ibadet vardır. Birisi özel ibadetler ki bunlar Yüce Allah'ın emrettiği, Hz. E, Hazreti Peygamber'in hayatına aktardığı, yapılış şekilleri belirlenmiş ibadetler işte bu gruptadır. Mesela namaz, zekat, oruç, hac gibi. Bir diğeri ise genel ibadetler kardeşler. Bunlar da Allah'ın emir yasaklarına uyduktan sonra kişinin Rabbimizin rızası için, Allah rızası için yapmış olduğu her güzel iş bu gruptadır. Nitekim sevgili kardeşlerim Can dostlarım, Yaradan'ın isteklerini yerine getiren bir tüccar Allah rızası için ticaret hanesini açar Bismillahirrahmanirrahim der. İnsanları aldatmazsa diyor yaptığı ticaret e, ibadet yapıyor gibi, yaptığı ticaret yaptığı sürece e, ibadet yapıyor gibi sevap alır. Mesela evlilikte de durum böyle. Bir kardeşimiz Allah'ın isteklerini yerine getirdikten sonra onun rızasına uygun harama girmemek için evlilik hayatı gerçekleştirirse evlilik hayatı boyunca sevaba girer. Eğitim öğretim, iş hayatı, memurluk hayatı kardeşlerim bak bu işlerin hepsi böyledir. Hatta uyku bile ibadet seviyesinde kişiye sevap kazandırabilir. Hocam uykuda sevap mı olur? Evet. Uyurken ibadet yapıyormuş gibi sevap kazanabilir bir kul. Ya Rabbi, yarın sana daha güzel ibadet edebilmek için, Ya Rabbi sana daha dinç ibadet edebilmek için, çoluğumun çocuğumun rızkında koşmak, ekmeğimin peşinde koşmak için dinlenmeye ihtiyacım var ya Rabbi. Bana müsaade diyerek uyursa o kula Allah ibadet sevabı veriyor. Yeter ki Rabbimiz Teala'nın Celle Celaluhu emirlerini yerine getirelim. Yeter ki Rabbimizin yasaklarından geri duralım, kaçalım. Yaptığımız her güzel işe Allah'ın rızasını katalım. Allah'ın rızası için yapmaya çalışalım. Yaratan yarattığı kullar için vallahi çok merhametli. Merhametinin tecellisinin bir başka ifadesini efendimiz şöyle anlatıyor. Allah Teala iyilik ve kötülükleri takdir edip yazdıktan sonra bunların iyi ve kötü oluşunu şöyle açıklıyor. Bak çok çok güzel bir hadis dinler misiniz? Diyor ki kim kim bir iyilik yapmak ister ama yapmazsa, yapamazsa bir iyilik yapmak ister de yapamazsa Cenab-ı Hak ona yapılmış mükemmel bir iyilik olarak onu kaydeder. İyilik yapmayı niyetini geçirdiği içinden ama yapamadı. Allah ona yapmış gibi sebap veriyor. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa Allah ona o iyiliği on mislinden başlayıp yedi yüz misline kadar hatta kat kat fazlasıyla yazıyor kardeşlerim. İyilik niyet etti yapmak istedi bir de yaptı on katından yedi yüze kadar samimiyetine göre daha fazla da veriyor. Şayet kim bir kötülük yapmak ister vazgeçerse sonra kötülükten niyet etti, düşündü, aklından geçirdi ama yapmadı. Allah onu yazmaz. Ve Allah o kötülükten vazgeçtiği için onu da iyilik olarak kaydeder. Şayet bir insan bir kötülük ister, yapmak ister, sonra da o kötülüğü yaparsa Cenab-ı Hak o fenalığı bir günah olarak yazar. Rabbimiz ne kadar da merhametli kuluna. Gelin bu Ramazan niyetlerimize çeki düzen verelim. Efendimiz buyuruyor ki Bismillah. Men ca'e bil haseneti felahu aşru emthaluhâ ve men ca'e bil seyyiyeh felâ yucza illâ mithlâ la yuzlamun ayet. Kim Allah'ın huzuruna iyilikle gelirse onun getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmaz. Ya olay bu işte kardeşlerim. Olay bu. Allahu Teala bizleri de niyetlerine çeki düzen veren kullarından eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, tabi bir darda kaldığımızda, bir zorda kaldığımızda, bir sıkıntıya düştüğümüzde Ya Rabbi bizi affet şu 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 amellerimin hatırına Ya Rabbi. Ben sırf senin rızanı kazanmak için bir Ramazan gecesi teheccüd kılmış ve gözyaşı dökmüştüm. Rahmetini umarak, gadabından ya Rabbi korkarak ben gözyaşı dökmüştüm bir Ramazan gecesi. Ya Rabbi onun hatırına eğer rızanı kazandıysam o amellerimin hatırına beni affet ya Rabbi. Bu sıkıntımdan kurtar ya Rabbi diyebileceğiniz amelleriniz olsun. Huzura koyabileceğiniz Rabbimizin rızasını kazanmaya vesile olduğunu düşündüğünüz amelleriniz olsun. Unutmayalım ki yaradan kendisi için yapılan hiçbir iyiliği dünyada da ahirette de zayi etmemekte etmeyecek. Önemli olan ne biliyor musunuz kardeşlerim? Yaptığımız iyilikleri hakikaten Allah rızası için yapalım. Yoksa dünya nimetlerini isteme adına iyilikler yaparsak dünyalık için sadece elimizde hiçbir şey kalmayacak o zaman. Sen çünkü dünya için istedin. Onu da dünyada aldın zaten. Sadece dünya için istememek lazım o yüzden. دعوني أقول آية فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى الله الله وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عن الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ve dünya hayatını ahirete tercih ettiyse dünyayı şüphesiz cehennem onun için tek barınaktır. Rabbinin makamından korkan ve nefsinin kötü arzularından uzaklaşmış kimse içinse şüphesiz cennet onun yegane barınağıdır diyor Allah. Bir başka ayette sadece dünyada dünya hayatını elde etmek isteğiyle bir şeyler yapanlar için de Rabbimiz Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Men kane yuridu el hayate'd dunya ve zinetaha. Nuffa ilehim a'maluhum fiha. Mealini söyleyeyim. Ayet uzun. Kim diyor? Yalnız dünya hayatını ve zinetini isterse işlerinin karşılığını orada onlara tam olarak veririz ve orada hiçbir zarara uğratılmaz. Dünyayı istiyorsa veririz biz ona diyor Allah. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şeyleri olmayan kimselerdir. Ahireti istemedin ki, ahiret için güzellik istemedin ki sen dünyayı istedin. Ve dünyayı aldın ahiret. Ahirette de kendileri için ateşten başka hiçbir şeyi olmayan kimselerdir o kimseler. Allah diyor Celle Celaluhu. Yaptıkları da diyor boşa gitmiştir onların yapmakta oldukları şeyler zaten diyor batıldır. Ramazan ayı tekrar söylüyorum bizler için fırsat ayı. Yaptığımız her türlü ibadeti Rabbimizin rızası için yerine getirir isek dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmemiz mümkündür. Bu sebeple Allahu Teala'nın emir ve yasaklarına ne olursunuz kardeşlerim dikkat edelim kendimize çeki düzen verelim. Yasaklanmış her türlü işten uzak duralım. Her türlü güzel işi de sadece ve sadece sadece ve sadece Rabbimizin rızasını kazanmak için yerine getirelim. Rabbim niyetine Ramazan'da niyetlerini çeki düzen veren, Rabbimizin rızası için gayret eden bahtiyar kullarından olmayı size, bize, hepimize nasip ve müessir eylesin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين